Programımızın son bölümünde Bitcoin fiyatları üzerine odaklanacağız. Burada baktığımızda fiyatlar 9800 dolara kadar geldi. Özellikle Facebook'un Libra'yı lansmanını yapmasının ardından buradaki fiyatlamanın daha da arttığını gördük. Birincisi Libra burada gerçek anlamda bir kripto para olarak görülebilir mi? İkincisi buradaki fiyatlama daha nereye kadar devam edebilir? Ceren Dilekçi'nin yanında kripto para uzmanı Alp Işık var. Söz onlara bırakalım. Evet, asıl kripto paralarda yükseliş sürüyor. Bitcoin'in fiyatı 10 bin dolar sınırına yaklaşarak Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Kripto para piyasasının hacmi ise 300 milyar dolarlı bir yılın zirvesinde. Şimdi yanımızda kripto para piyasası uzmanı Alp Işık var. Kendisine soracağız. Alp, önce fiyatlamayı hatırlayalım. Fiyatlar nereden nereye geldi ve özellikle TL bazında Bitcoin'in fiyatına baktığımızda neler söylersin? Şimdi 2017 sonunda bu yaşanan 19 bin dolar seviyelerinden sonra Bitcoin fiyatı 3500 dolar seviyelerine kadar düşmüştü ve 2018 yılı boyunca bir ayı piyasasına girmişti. Şu anda tekrar dip seviyesinin burada 3500 dolar olduğunu görüp tekrar bir boğa piyasasına girip girmediği tartışılıyordu ki şu anda Bitcoin fiyatı 9900 dolar yaklaşık 10 bin dolar seviyelerine gelmiş durumda. Türkiye'deki tabii ki dolar kurunun 2017'den sonraki değişiminden dolayı da şu anda Türkiye fiyatı da 57-58 bin TL civarında bir Bitcoin. Tabii zaten baktığımız zaman aslında hep Bitcoin güvenli liman olarak görülmekte. Şimdi en son gerginlikte Trump'la İran arasında yaşanan gerginlik. Yani Bitcoin yükselişin arkasına yatan faktörlere baktığın zaman neler söylersin? Yaşanan bu gerginlikler yükselişte ne ölçüde etkili? Şimdi senin de bahsettiğin gibi elbette bu İran'la olan gerilim her zaman Bitcoin'i bir güvenli liman arayışında dijital yastık altı olarak düşünüldüğünde güvenli liman arayışında şeklinde düşününce elbette Bitcoin fiyatının olumlu yönde bir artış yönde elbette bir etkisi var. Ama Bitcoin fiyatına asıl artışın etkisini birkaç faktör yani birkaç tane farklı sebeple sıralayabiliriz. Öncelikle geniş çaplı düşünecek olursak Bitcoin'deki blok ödülü yarılanması Mayıs 2020 yılına denk geliyor. Bunu hani basitçe anlatmak gerekirse de madencilerin Bitcoin madencilerin kazanacağı her blokta kazandığı ödül sayısı 50'den 25'e 25'ten 12'ye 12'den 6.5'a bu şekilde düşüyor. Mayıs 2020 yılında da bu blok ödülü azalacağı için de şu anda madenciler ciddi anlamda bu ödül azalmadan Bitcoin üretmek için yarış durumundalar ve bu yüzden de Bitcoin'in hash rate gücü, madencilerin bu işlem gücü geçtiğimiz 2017'deki rekor seviyesini bile geçmiş durumda. Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Elbette bu teknik anlamda Bitcoin fiyatını yukarı yönde iten bir gelişme. Neden? Çünkü ne kadar çok kişi Bitcoin üretmeye çalışırsa Bitcoin'in zorluk seviyesi de, üretme aşamasındaki zorluk seviyesi de artmaya devam ediyor. Şimdi bunu geçtik sonra hepimizin takip ettiği gibi Facebook'un çıkardığı Libra projesi var. Şimdi Facebook bunu bir kripto para olarak çıkarmasına rağmen, o şekilde anons etmesine rağmen aslında bu tartışmalar sürüyor. Acaba Facebook'un bu çıkardığı kripto para mıdır, değil midir diye. Yani benim görüşümü soracak olursanız da Facebook'un bu Librası işte dolar, euro, Japon yeni devlet tahvillerine bağlı bir para birimi çıkardı. Ve bu aslında bankalara rakip, Bitcoin'e rakip değil. Zaten Bitcoin'in çıkma amacı bunlara olan güvensizliği merkezi olmayan bir şekilde tasarlanan bir herkesin kullanabileceği bir para birimi olduğu için Facebook'un çıkardığı aslında bu Bitcoin'e tam rakip olarak konumlanmamakla birlikte elbette ki Facebook'un aktif kullanıcı sayısı işte Instagram'dı, WhatsApp'tı, Messenger'dı ve Facebook'un kendi kullanıcılarını düşünürsek milyarlarca kişi seviyesinde olduğu için de yani kripto parayı hiç bilmeyen kişiler bile Facebook'ta bak demek ki bir kendi kripto parasını çıkarmış, burada demek ki bir şeyler var deyip Bitcoin'e olan ilginin artmasında elbette olumlu bir rol oynamış durumda. Öte yandan güncel bir haber, Rusya 2 hafta içerisinde kripto para yasasını çıkaracağını duyurdu. Devletlerin yasal zemine oturtma çabasını nasıl değerlendirirsin fiyatlar açısından? Bu Facebook'un Libra projesinden sonra aslında Rusya'dan bu geldi. Her zaman bir onu yedek ceplerinde tutuyorlardı. Kripto paralarla ilgili Rusya'nın elbette bir çalışması var. Ama bunu böyle çok hani gündeme getirmiyorlardı. Tabii ki Facebook'un bu açıklamasından sonra, çünkü Fed de bir açıklama yaptı. Facebook geldi bize sordu danıştı şeklinde. Rusya'da bu 2 hafta içinde biz de bir kripto parayı regülasyon şeklinde düzenlemelere başlayacağız diye. Tabii bir de işin şu yönü var. Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret savaşları da elbette ki Bitcoin'e olan talebi de burada arttırmış durumda. Özellikle Çin'den sermaye çıkışları konusunda Çin devletinin yaptığı kısıtlamalar bir önceki Bitcoin'in o 19 bin dolara olan koşusunda da ciddi bir tetikleyici görev üstlenmişti. Şu anda da Çin'den parasını çıkarmak isteyen bazı büyük yatırımcılar da Bitcoin'e burada talep göstermeye devam ediyor diyebiliriz.
bir tane aslında başka bir sebep de Bitcoin fiyatında. Şimdi blok ödülü yarılanmasından bahsettik. En büyük ilk 5 kripto para arasında olan Litecoin'deki bu blok ödülü yarılanması da aynı Bitcoin gibi 4 senede bir oluyor ve onunki Ağustos ayında. Ağustos ayında olduğu için de insanlarda şu şekilde bir Ocak Şubat'tan itibaren beklenti oldu. Acaba bu Bitcoin'dekinin bir provası olabilir mi? Çünkü Litecoin her zaman ondan önce geliyordu. Biraz da aslında oradaki Litecoin fiyatındaki artışta Bitcoin genel olarak kripto paraların tamamını market hacmini yükseltmesinde önemli bir rol oynadı diyebiliriz. Çok teşekkürler. Evet, açılı kripto paralarda yaşanan yükselişi konuştuk. Yeniden sözü sana bırakıyorum. Ceren, çok teşekkür ediyoruz. Biz de böylelikle finans merkezinin sonuna gelmiş oluyoruz.